Bismişah Allah Allah, Hak Muhammed Ali aşkına, Ehl-i Beyt evladı Resul uğruna, 12 imam katarına, Hünkâr Bektaş veli yoluna, erenler demire devranı, hü! Bismillah filitin olsun, Hasan Hüseyin kilidin olsun, eğri dil ile gelen geri dursun, doğru dil ile gelen ileri varsın. Er Mustafa'm eğidir, atı dibekte bağlıdır. Kamçısı kapı közümüz, sikkesi baç mührümüz. Ayetel kürsü varımızdır. Bismillah filitin olsun, Hasan Hüseyin kilidin olsun. Hocam, Hazreti İbrahim'in iki oğlu İshak peygamberi konuşmuştuk daha önce. Doğruluk hikmeti, kurbiyet. Bugün İsmail peygamberi anlatacaksınız. İsmail peygamberin hikmetinin Allah'ın Ali esması olmasının sebebi nedir? Evet, hikmeti o. Bu faslın sırrı Ali'ye hikmetiyle açılıyor. Şimdi Hazreti İbrahim'e bakmak lazım. Hazreti İbrahim'in evlatları, Hazreti İbrahim'in düşünceleri ve eylemleridir. Çünkü oğul babanın sırrıdır. Sözünü ta ilk baştan Füsus'un anlatımında ifade ettik Şit peygamberde. O yüzden İbrahim'in iki tane oğlu var temelde. Biri İsmail, diğeri İshak. Geçen hafta ki haftalarda anlattığımız İshak doğrulukla ilgili hakkani yani hakki hikmet. Neden? Kurubiyetle bağlantılı anlattık. Şöyle, Muhittin Arabi kurban edilen evlat olarak İshak'ı beyan ediyor, ona işaret ediyor. Kur'an'da o isim geçmiyor. Bu yüzden bu itilaf yaratmış. Sufiler arasında bu konu tartışılmış. İsmail mi kurban edildi, İshak mı? Müslümanlar diyor ki kurban edilmek istenen İsmail, İsrailoğulları da diyor ki efendim Hristiyan aleminin kiliselerdeki resimlerine git bak, hep İshak kurban edilişi anlatılır, tasvir edilir. Esasında bu bir bahsettik yani kurubiyet, yakinlik manasına, akraba, kurubiyet, kurbanı o kavram üzerinden baktığımızda ne dedik? İshak üzerinden kamil esmaların, kaplarının sırları, masarı ne kadar uzun oldu yani. Esma-ül Hüsna'ların her birinin kamil bir şekilde Allah'ın kelimesi olan peygamberlerden açılmasının ilk mazharı kim dedik? Bu yakinlikten dolayı İshak. Muhittin Arabi'ye göre. Bu İshak diğer peygamberlerin devamlılığının temel taşlarından biri. Yani İshak, efendim Yakup, Yusuf, daha İsa'ya kadar gidiyor bu. Aile içi açılıp yahut da kavim içi. Yani o evlatlardan türüyor. Onlar yetişim. Varisler, tevarüsler bunlar. İşin ilginç yanı İbrahim'e Rabbi oğlu İshak için kes diyor. Kurban et diyor. İbrahim'i de İsmail'i de çöle bırak diyor. Şeye bak, babanın düştüğü duruma bak. Rabbinin sınavları çok çetin. İsmail de çöle terk edilmiş. Ve öyle emrediyor. Bu baba merhametsiz bir baba değil ki. Yani bu bugünün insanının merhametiyle yorumlanacak bir iş değil.
Bugün biz bunların sonuçlarını biliyoruz. Yani bunu bedeni bir aktivite, bir olay gibi bakarsan o zaman başlarsın yargılamaya. Yargılayabilirsin, ben buna bir şey demiyorum ama hakkını vermezsin. Önemli olan sendeki varlığın oluşumlarıdır. Kurubiyet, birazdan anlatacağız. Özel Rablar, yani esmaların kemalatları, o diğer peygamberlerden nasıl şekillendi, bize kadar nasıl tevarüş etti. Bu İshak'la gelen bir damar. Bunların hepsi bizim peygamberimiz. Yani Müslümanlar şöyle düşünmesin. Benim tek peygamberim var, diğerlerini boş ver. Hayır, sen öyle düşünebilirsin ama Allah'ın varlığından haber veren haberciler, peygamberler, bu kişiler, peygamberlere iman şartı var. Yok sayamazsın. Ama soru sorduğumuzda pek çok insan, yani bu peygamberlerin kendi peygamberi olmadığını bile düşünen insanımız var. Bu hatalı bir bakış. Yani kendi eksikliği olur o. Yoksa varlık tamdır. Ve bu peygamberler her esmanın kamil varlıklarıdır. Biz o bağlantıyı nerede kaçırıyoruz acaba hocam? Onları dışlarken nerede kaçırıyoruz bizimle Çünkü olan ilimizi? Şöyle diyelim ki, bu da önemli bir soru. Varlığın ruhunu kim söylüyor? Ondan haber veren kim? Kamil ama. Yoksa daha önce insanlar bir ruhtan bahsediyor ama ruhun ne olduğunu kamil ve yetkin olarak dile getirip yaşantıya sokan İsa peygamber. Peki fıtratı kimde açıyor? İbrahim de açıyor. Efendim, aklını, şeriatını açıp da getiren kim? Musa. Aşkını açan kim? Davud. Hikmetini açan kim? Süleyman. Aklın soyutlama yapıp da soyutlanan aklın somut hayale bürünmüş kavimi karşısında çaresiz kalan varlık kim? Nuh peygamber. Şimdi hepsi bizdeki varlıklardan haber veriyor. Bunlar şöyle değil. Bir tarihte bir şeyler yapmışlar ve onlar yaşamış gitmiş. İnsan, bugünkü modern insan haklı olarak şunu diye bana ne diyebilir desin, ama ruhun var mı? Var. Fıtratın var mı? Var. Aşkın, sevgin, ruhun, hikmetin, aklın var mı? İşte bu fakültelerin kamil, yetkin anlatımı filozofilerde de var ama peygamberler sana bunun nefsteki karşılığını da gösteriyor. Bir varlıkta tevhid ediyor. Yoksa filozof bunu anlatırken ayrı bağımsız bir fakülte olarak anlatıyor. Ama ben denen bir varlığın, yani üniversitenin, üniversalite olan Allah'ın indinde bu varoluşların habercisi olarak peygamberleri ne yapıyor? Kur'an ortaya koyuyor. Hiçbirini yok saymıyor. Yok sayarsa kendisi yok olur. Kur'an toplam hepsini bütünlüklü bir şekilde ifade ediyor. Varlık birdir. Alemde farklılığa gelmiştir. Ama alemdeki farklılığı birleyen, bütünleyen insandır. Ve insandaki, insan denen varlığın habercisi olan peygamberler hem insandır hem de Allah'ın habercisidir. Kamil kullarıdır. Biz o yüzden vefamızdan dolayı sadakatimizi onlara ne yapıyoruz? Rabıtalandırıyoruz. Yoksa yani fıtratı konuş, İbrahim'siz fıtrat anlatımı eksiktir. Yani olaya böyle bakacaksın. Şimdi gelelim ikinci konuya. Evet.
İsmail peygamber, o da evladı, çölde bıraktı. Çölde. Neden İsmail? İsmini merak ettik mi acaba? Bunu sormamız lazım. Yani İshak, Hakkiye dediğimiz o varlığın haklarının mazharı olarak, yani varlığın, Allah'ın esmalarının mazharları olan peygamberlerin kablarının sırrı kimde toplu? Hani evlat, babanın sırrı dedik ya, İbrahim'deki bu kabların, yani esmaları bildi. Çünkü sordu, etti, arındı. O sırların sonradan mazharları ortaya çıkıyor. Ama bu sırların, mazharlarının bağlandığı ve çıktığı peygamberliğin önemli halkası İshak. Hakkiye oradan çıkıyor. Şimail, İsmail işitmek demek. İşitme neyi işitti? Diyebilirsin ki Allah'ın sesini işitti. Hayır, değil. Allah onu işitti. Çünkü çölde o yalnız. Onun sesi var. O yalnızlık, yani arı, ya çöl hikayesini konuşmadan İsmail'i anlamak çok zor. Çünkü çöl bir yalnızlık, bir, o da bir İbrahim'in garipliğinin olduğu yerdir. Garip onun sonucudur. Gariplik çölde yalnızlıktır. Yalnızdır. Ve yakarışını Allah duyuyor. Şimael, İsmail duymak demek. Hak onu duyuyor. Burası çok önemli. Kabe'yi inşa ediyor. Varlık, varlığa işaret olsun diye İsmail'e inşa ettiriyor. Şimdi İsmail'in hak karşısındaki Aliye esması, çünkü Ali Ulu esması Hakk'ın zati esmasıdır. Sıfati esması değil. Biliyorsun Adem'in evlatlarından ikisi birbirini, yani eylemleri birbirini perişan edince şist peygamber. Ona ne yapıldı? Hibe, yani ikramlar yapıldı. Ne ikramı? Zati ve sıfati esmalar ikram olarak verildi. Verildi. Biz de Adem'in tevarüsüyüz. Yani ondan geliyoruz. Bizde de çıkacak. Geldi İsmail'den zati esma, İshak'tan da ve ondan devam eden diğer kamil peygamberlerden de kamil esmalar tek tek çıktı. Bugünkü konu şu demek. Zati esma neden İsmail'e verildi, onu sordun. Çünkü İsmail'den nasıl İshak'tan devam edenler sıfati esmaların kamilleri ise, İsmail'den de zati esmanın mazharı olan Hazreti Peygamber var oldu. Onun için İsmail Hazreti Peygamber. Yani ne demek? Bütün bu anlatımlar şu demek. Sıfati esmaların kaplarının sırrı olarak İshak bu yolu açarken hepsini cem eden ve bu esmaları Kur'an olarak toplayan Muhammedi Şuur, yani Rab esması değil, Rabbül Erbab olarak Allah esmasının mazharıdır. Bilmiyorum. Bu kavramlar mazhar, yani ondan zuhur ediyor. Onu tecelligah olarak görüyor. Oradan biz bunu öğreniyoruz. O vahiy oradan doğuyor. Şimdi İsmail'in temel özelliği neymiş efendim? Zati bir olan
ahadiyet esmasının Muhammedi şuurda zuhur etmesinin ilk basamağı. İshak, diğer özel Rablık esmaları. Çünkü Kur'an'da Allah ve Rablar var. Evet. O zaman bugünkü konu tam da ahadiyetle vahidiyet arasındaki ilişkiyi de değineceğimiz bir konudur. Yani buraları es geçemeyiz. Peki biz alttan insanlar üstteki varlığın bilgisine nasıl ulaşacağız? Biz ne yapıyoruz? Peygamberler bize ne bildiriyor? Onların bildirdikleriyle biz neler yapabiliyoruz? İlişkiyi alttan üste, üstten alta yahut da çeperden içe, içten çepere anlayabilmek için bu ifadeleri kullanmak zorundayım. Yani benzetme yapıyorum. İç dış, yani batın zahir yahut da Ali, yüce, kesif, latif, kesif. Yani bunlar Allah kendisi bile tanım yaparken konumları bildiriyor. İster mekansal ifadelerse, isterse mahalsel ifadelerle. Mekan olan alem, yani toplumsal yaşamla ilgilidir. Zaman ve mekan ilişkisidir. Mahalle psişiktir, bireyseldir. Halle ilgilidir. Yücelik nerede? Mekandaki yükseklikle ilgili yücelik değil bu. Bu mahal. O zaman burada en temel konu mekana konu olan bilginin ötesinde bir düşünce aleminden bahsetmek lazım. Yani konu bugün koptu gidiyorum diyor. Yoksa duyular aleminin oluşturduğu zihinsel düşüncelerin aktivitesinin önüne çıkıyor. O yüzden bu akıl tipi vahye muhtaç. Niye? Şimdi bu konu buraya gelecek. Bunu da anlatabiliriz. Ama Ali esmasının temeli İsmail'e niye verilmiş efendim? Allah'a mazhar olan Muhammed peygamberin tevarüz ettiği varlık İsmail. Oradan besleniyor. O esma onu. Çünkü onun kavminin ürünü olarak çıkıyor. Bu Ali olana bakacağız. Evet. Evet hocam. Peki hocam, bu her şeyden münezzeh olan yüce varlık alimi neden yarattı? Biz bunu nasıl sebeplendireceğiz? Yani her şeyden hem yüce, münezzeh ama alemi yaratıyor. Buna neden ya, gerek duyuyor? Aleme nasıl ilişkileniyor? Her şeyden evet. Münezzeh. Evet. O zaman bu İslam dünyasının hem Allah her şeyden münezzeh, hiçbir şeyle ilişkilendirilemez, onları hiçbir yere mahkum edemezsin. Evet, doğru. Yani bu ifade aynı zamanda Kur'an'da anlatılan Allah tanımını böyle söylüyor. Ama diğer yandan da alemdeki Allah'ın zuhuratıyla ilgili esmalara da işaret ediyor. Şimdi temel sorun ne biliyor musun? Bugünün insanı, geçmişteki insan düşünceleri de büyük bir ihtimalle gelecekteki insanın düşüncesi de bu konuya kilitli. Temel sorundur bu. Yani bu işin ruhu burada yatmakta. Ne demek? Şöyle yatmakta. Efendim, Allah her şeyden münezzeh, alemle ilişkisi nasıl kurulacak? Vahiy ile bildirdi. Bildirdiği kitaba baktığımda Allah'ın her daim varlığı yarattığı ve ilişkide olduğunu ifade eden pek çok sure var. İlişkisini koparmıyor ki. Allah yarattım, bıraktım, ne haltınız varsa yesin demiyor. Peygamber gönderiyor. Hatta sürekli bir yarat. Fıtratım öyle diyor. Evet. Hala devamlı yaratıyorum. İnsanların çoğu bunu bilmez diyor. Rum suresi 30'a 30 söylüyor. Fıtratında yaratma olduğunu. O zaman yaratma kavramına
iyi bakmak lazım. Temel sorun burada. Efendim, şimdi buradaki varlığı şöyle anlayalım. Tam anlayabilmek için. Muhittin Arabi diyor ki, varlık tektir ve birdir. Kur'an'da da ifade edilen varlığın, yani Allah'ın temel özelliğini belirten şeyi, peki. Ama ihmal etmediği bir şey var vurguda. Muhittin Arabi'nin anlayışından yola çıkarak, o zaman ben burayı anlıyorum. Yoksa ben de kilitlenip kalıyorum. Yani anahtar, miftah bunlar peygamberler. Evet. Hatırlarsan. Evet. Varlığın, bir varlığın iki yüzü. Nedir? Bir yüzü hak, bir yüzü halk. Bir yüzü bir, bir yüzü çok. O zaman varlık özne olarak tek ama bu alemde hükümleri çok. Bu birle çok yahut da ahad olanın vahid olması nasıl oluyor da bu oluyor? Birden çokluk çıkıyor. Temel paradoksal evet, soru bu. Arada bir bağlantı. O işte o bağlantıyı Kur'an söylüyor, gösteriyor. Ama bu çağlar itibariyle belki de onun yanındaki Eshab-ı Suffa nasıl olsa direkt gelen ayetlerin muhatabı olan Resulullah bu soruları rahat sorduğu için cevaplarını o günkü akıllarının yettiği çerçevede alıyorlardı. Peki biz nereden bileceğiz? Kur'an'a bak. Kur'an'a bakıyorum. Kur'an bazı şeyleri anlatırken varlık düzeyleri var. Kur'an'ı eksik okuma biçimimden dolayı anlamakta zorluk çekiyorum. Sorun burada. O zaman değişik okuma biçimleri var. Şöyle düşün. Dünyaya düştüm. Tamam. Dünyayı biliyorum. Tamam. Neyle biliyorum? Duyularımla biliyorum. Duyularımın verdiği bilgi, bir tasarım yapıyorum. Yaptım. O tasarımla da Tanrı mefhumunu tasavvur et. Yani İnancımda buna ilahi mutekat diyor Muhittin Arabi. Yani herkes varlığı kendi düşüncesinde nasıl düşünüp algılıyorsa ihtiyacı, hali, onu öyle tasavvur ediyor. Tasavvur ettiği varlık kendi düşüncesi olduğu için kendi düşünce demek varlık demektir. Esasında kendi varlığını öyle görüyor. Gördüğü zaman ne yapıyor? Ona inanıyor. Nefsinde o tasavvur onun ilahı. Herkes Allah'a inanıyorum diyor ama sorduğun zaman herkes kendi tasavvur ettiği varlığın, yani o ilaha inanıyor. Düşüncenin böyle bir, yani 6 milyar insan var, 6 milyar tasavvurda Tanrı var. Uzak doğuya git, başka bir şey söylüyor. İçinde Hindistan'da 750 bin, 780 bin inanç türü var. Her biri kendi. Türkiye'ye dön, efendim 12 tane tarik var, daha da altına git 400 tane mezhep yolu var, 4 tane mezhebin, zannediyor ki ismini söyleyince aynı şeyi ifade ediyorlar. Aynı mezhebin içindeyken bile bambaşka olabiliyor. Vahdetel vücutçuların söylediğinin yanına vahdetel şuutçuları koyuyorsun, vahdetel şuutçuların yanına kusutçuları, mevcutçuları koyuyorsun. Efendim, başka şeyler anlatıyor. Gördük yani, okuyoruz. Peki nasıl aşacağız bunu? Muhittin'in bu konuyla ilgili görüşünü söyleyeceğim. Ama ilk başta en alttan gelen
Yani hak, halk dediğimiz zaman, çünkü halktaki nedir? Varlığı yaratmayla, hakkın eşyayı yaratması ile ilgili vahyin bildirdiği hakkın. Çünkü El Halik esması Allah'ın esması mı? Bu formatı, bu yaratma esmasını insana da vermiş mi? Vermiş. O da yaratıyor. O da yaratıyor. Ama Allah'ın yaratma esmasıyla insanın ilahi mütekat dediği nefsinde yarattığı esmanın tasviri acaba örtüşüyor mu? Temel sorun burada. Şimdi insanımız bunu sormuyor. Herkes aynı şeye inandığını zannediyor. Ve bir bakıyorsun, sen öyle inanmıyorsun, böyle inanıyorsun diyor. Sen namaz kıldın mı, kılmadın mı? Ölçü bu, namaz. İslam'ın şartı diyorsun ama İslam olup olmadığının şartı olarak da namazı koyuyorsun. Öyle bakan insan var. O zaman ne oldu? Allah'ı bir namaza indirgedi. Ölçü bu. Oruç tutma. Bak, halbuki onlar bir hakkı bilmenin vasıtaları. Ama sen vasıtaların kendisini tasvir ederek tanrısallaştırıyorsun. Sorun burada başlıyor. Bunları konuşmazsak varlığımızı bilemeyiz. Bilmek için aklımızdaki şüphelerden arınmamız lazım. Nasıl arınacağız? Herkesin ilahi, mütekat dediğimiz ilahlarıyla, vahiy ile bildirilen esmalara bakacağız. Şimdi burası kilit nokta. Bir de şu var. Yani insan, nereden çıkarttın, öyle değil diyebilirler. El esbez mi de öyle demiyor ki. Yani diyor ki, o surette, inandığın surette görünürse, evet sen benim Rabbimsin. Ama başka bir surette göründüğünde de inkar edecek. Zannınız Ben kulumu zannı üzere varım. Yani kulunun zannıyla var. O zaman kulunun zannı onun nefsinde oluşturulan ilahlarıdır. Bu nefiste mi? Nefiste mi Nefse oluşturuyoruz oluşur. hocam Başka biz nerede? bu Bak, ilahları? insan dediğimiz varlık beden ve ruh olarak bu alemde varoluşa getiriliyor. Adem bahsinde konuştuk. Ruh onun bedenin ihtiyacını giderecek düşünce olarak, akıl olarak bedenin ihtiyaçlarıyla birleştiğinde nefs şeklinde bürünür. Tutkular, arzular, hevalar. Tutku, arzu, hevanın içinde akıl da var, içgüdü de var. Ve onun ne hayata geçirebilecek kuvvetleri de var, melekeleri de var. O yüzden artık insana Kur'an beden varlığı olarak muamele yapmaz. Ruh varlığı olarak da. Hatta ruh katından size bildirilenler çok azdır diyerek ne yapar? Onları nefs mertebeleri üzerinden, nefse emmare, bedenin taleplerine mahkum varlıkla, nefsi safiye, arınmış, nura dönmüş nefsin saflığı, yani bu iki etap arasında kendini inşa eden varlık varlığını bilir. Nerede bilir? Nefsinde bilir. Nefsinde ne yaptı? Değişik nefs mertebelerinde ilahlarını oluşturdu. O yüzden Heyula neredeymiş? Nefsteymiş. Heyula hile, yani şekilsiz, şemalsiz olanı şekillendirme, formatlama yeteneği nefse dönüyor. Nefsindeki inandığı varlığa ona tanıklık ediyor. Ona tapıyor. Esasında o ilaha taptığı için ona diyor ki, tamam, o sonuçta ilah olarak Allah'a bağlı. Allah'ın dışında bir varlık yok ki. Bütün suretler Allah'ın.
Bunu şöyle de anlatabiliriz, daha rahat anlaşılsın diye. Efendim, ilmimi çok yüceltebilirim. Yani el alim, ilim. Ve ben hikmetimi, anlayışımı, felsefemi yüceltirim. Ben artık her şeyi ilimle değil de hikmetle bilirim. Yahut da yok abi ben sanatla bilirim. Ya bunlar da faydasız şeyler. Ne bilim öyle diyenler var. Koca cemaat yönetiyor. Adam ilmi yok sayıyor. Ne yapacaksın? Ben diyor sadece inancımı. İnandığın ne? Soru işareti. Bazıları paraya tapıyor. Rızk esmasıdır. Para rızkın nihayetinde ortaya çıkan sonuçtur. Süreç bütün o parayla beraber yol alırsın. Sonuçta bir emeğinin karşılığı rızk. Bunların hepsine karnım tok. Ne ister? Ben ahiret mahiret dinlemem. Yani değerler dünyasını da tanımam. Ne yaparsın? Ben parayı bilirim. Bak ilahı para. İlah, O onun arabası, onun evi, onun kadını, onun erkeği. Ne yaptı? Hep sonuçta o esmanın, dünyavi esmaların ilahlarına tapar. Bunlara diyor ki la ilahe. Bunları kaldırıp yok edemezsin ki. Para var, evde var. Hepsi bizim ihtiyacımız. Araba da var. İlim şart, hikmet şart, tasavvur yani müsavvir. Sanat, letafet, yükselme için şart. Bunları mı yok? Hayır, burada yok etme manasına değil. Burada bunları illallah yani bütünlüğe tek olan varlıktan çıktığı için ona ait sana emaneten yaptırılan bu formatları bütünlüğe bağlı, Allah'a bağlı. Allah geneldir, herkesi kapsar. Böyle Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Konfüçyüsçü falan filan onlar birbirinizi tanıyıp anlaşırsınız diye bir farklılık olarak yaratılmış. Herkeste hak var. Bu hak geneldir ve bütünlüklüdür. Bütünlüğe bağlama, ben bağımsızım de. Al işte ortalık pandemiden geçilmiyor. Bütün dünya aşılanmadan, bütün dünya bu beladan kurtulmadan sana kurtuluş yok. Allah'ın bütünlüğünü sana tecelli ettirir. Vahdetel vücut olaya böyle bakıyor. İslam'ın özü de zaten bu. Allah birdir, birliktir ve bütünlüktür. Ama bunu farklı düzeylerde, varoluş düzeylerinde açar. Allah birdir, alemde birliktir, insanda bütünlüktür. Ama insan bütünlüğünü Allah üzerinden bilir. Neye? La ilahe illallah. Her farklı olanı la. Yani takılıp kalma. İlme takılma. İrfana takılma. Aşka takılma. Yokluğa takılma. Nedir? İllallah. Allah'a gidersin. Bütünlüğe getirsin. Hepsi bu fakültelerin, hepsi üniversiteye bağlıdır. Benzetme bu. Bir de bunun olumsuz anlatımı var. Nedir? O yani bir örnek veriyorsun ama onu dedi bunu demedi olmasın diye söyleyelim. La nefret olumsuz. Nefret nereden çıktı? Kamil ve yetkin olan esmaların insanlar tarafından eksik anlaşılıp da hatalı ve eksik olarak uygulanmasıdır delalet. Kamildir varlık. Kamil olan varlık sana veriyor ama senin kabın bunu sınırlıyor, itikat yapıyor, o kadarını yapıyor. O zaman sapıyor. Eksiklik kötülüğün yahut da hayırsızlığın karşılığıdır. Yani eksiklik bunu, eksiklik kötülüktür. Yoksa kamil hep iyidir, yetkindir. Eksiksizdir, bütündür. Ama sen bir esmayı kabul ettin, diğerini yok saydın. Bak eksiksin. Adaletin var, merhametin yok. Oldun faşist, yakarsın adamı. Bu kadar basit. Ama adaletle merhameti tevhide getir, oldun hürmet.
muhterem olursun. Bak sana iyilik kötülük problemini de çözen bir anlatım. Evet, çok güzel. Şimdi la nefret illa sevgi. Varlığın kendisi sevgidir. Nefreti kaldırırsan sevgi ortaya çıkar. La dalalet sapkınlık, illa hudi kurtuluşa erersin. Yani varlığın kamil, yetkin, olumlu olan tarafı eksik olan esmaları kaldırarak mümkündür. Onu tamamlayarak. Nereye iliştiriyorsun? Oraya bakacaksın. Şimdi konumuz varlığın alt alemde halkiyetinden yola çıkarak gittik. Halkiyetinde de yaratmanın 3 tane temel özelliği var. Buna ferdiyeti selase diyor Muhittin Arabi. Ferdiyeti selase, fert ferid olmak. Nasıl fert oluyorsun? Zat altında sıfatlarını fiille gerçekleştirerek. Ferdiyet bu. Yani Allah'ın tümelleri altında sen bir kere cüzisin. O külli, kül altında cüzi ne oluyor? O külle ilişkilendirerek bütün fiilini yaparsa o cüz fert olur. Buna Türkçe'de tam karşılığı şu. Tümel altında, yani evrenseller altında tikel, tekil olur. Bu tekile birey diyor. Bak, hem bu devrin diliyle söylüyoruz, hem de geçmiş dönemin diliyle. Yani kavramlar birbiriyle ne kadar örtüşürse anlam o kadar oluşur. Evet. Yoksa ille bana bu dilden anlat, ille bana buradan anlat. Biz burada nacizane bir köprü gibi gelenekte olanın efendim tarihselliğini nereye taşıyoruz? Evrensele, evet, ilişkisini kuruyoruz. Bu yüzden bunları ihmal etmemek lazım. Geldik şeye, varlığın iki kutbu var dedik ya, halk dedik, bir de hak var. Peki, şimdi burada sıkı durmak lazım. Bu yaratmayı hak üzerinden anlatacağım. Çünkü onun üzerinden anlatırsam aşağıdakinin yetersizliği, sapması, eksikliği varlık üzerinden ancak giderilebilir. Efendim, biz burada varlık düzeylerini bilmezsek üst alem âli, alt alem kesif ilişkiyi kuramıyoruz. Ama ikisi farklı alem. Uluhiyet diyor. Alttakine de tanıklık, şuhud. Evet, şahit olduğumuz varlık hakka şahitlikse aradaki bağı kurmamız lazım. Evet, nereye bakacağız? İnsana bakıyoruz yine. Yani kafadan uydurmuyoruz. İnsanın varlığıyla varoluşunun etaplarına bakıyoruz ki o varoluşta varlık nasıl şekillenerek geliyor. Ama varlık da münezzeh. Alt alemde kokusu dahi yok. Şimdi burayı anlamak için konuya şöyle bakalım. Varlığın kendisi, varlık olarak varlık şudur. Yokluk değildir. O vardır ve varlıktır. Oradan başlamak zorundasın. Önce sezgimizle söylüyoruz bunu. Diyoruz ki varlık vardır. Nereden bileyim? Dur bakalım, bir yola çıkıyoruz. Yani imanı olanın öyle bir problemi yok. İnanıyorum öyle. Tamam. İnandığın tamam. Ama aklın yetersiz olduğu alanlardan bunu nasıl bileceğiz, ona bakacağız. Çünkü alt alemdeki ne yapıyordu? Vehim yapıyordu. Benzetme, teşbih. Şuna benzer, buna benzer. Ama peygamberler de diyordu ki ya senin o benzettiğin gibi değil, olumsuzlama yapıyordu. O da değil, bu da değil, bu da değil. Yani Allah
akıldır desem irfan ne olacak? Ha, o zaman irfandır. Sanat ne olacak? O nereden çıktı? O zaman sanattır. Bak ne dersen hem o hem o değil. El alim mi? El alim. Ama tek başına kendisi alim mi? Hayır. El hakim ismini söylemiş. El müsavvir, el rızk, el rakip demiş. Peki o zaman ne dersen hep o ama hem o değil. Onunla sınırlayamazsın. O zaman hangi esmayla ona ibadet ediyorsa, onu tasavvur ediyorsa, ona hizmet ediyorsa Allah'ı takyit etmiş, sınırlamış olur. Tamam mı? Bu sınırlamaya Muhittin diyor ki her esma ondan olduğunu bil, onu inkar etme, mahcup olursun. Sureta görülür, görüleni sen inancında tasvir ettiğine inanırsın, diğerlerine etmezsin. Ondan başka varlık yok ki. Sınırlamak senin haddine mi? O zaman eyvallah mı diyeceksin? O zaman diyor ki bütün varlıklar ondan olduğu için kabul edeceksin. Ama peygamberin bildirdiği esmalar üzerinden bunların hakkını verirsen kötülük, yanlışlık, eksiklik olmaz. Şeriat seni bütünlüğe götürür. Bu da sana rahmet. Eksik kalırsın. Ne kal? O zaman azap içinde olursun, çekişirsin. Şimdi gelelim hak cephesinden yaratmaya. Ne dedik? Hak kendisi varlık olarak varlık, kamil ve yetkindir. Vacibil vücuttur. Zorunlu varlıktır. Ben zorunlu görmüyorum. Ne görürsen gör. İster kabul et, ister etme. Bu alem bir varlıktır. Oradan başlıyorsun. Ne yaparsan yap. İster ismine Allah de, ister Tanrı de, ister Habeş'in dediği gibi Vak de, isterse İngiliz'in dediği God de. İsmi değişik ama manası bir. Bir varlık. Peki, bir de alem var. Varoluş. Çokluk yani. Birden çokluğa nasıl geçiyor? Evet. Hemen soru bu. Burada kilitlenmiştik. Varlığın kendisi burada bir ara alem, berzah alemi var ki bunun iki yüzü var. Ara varlığın iki yüzü. Uluhiyetle alt aleme bakan yüzü. Buna ceberrut alemi diyor. Ceberrut aleminde uluhiyette varlık Esma-ül Hüsna olarak kendini bildiriyor. İsim olarak bildiriyor. Fakat bu Esma-ül Hüsna'ların varlığı ayağını sabite olarak Muhittin'de tarif ediliyor. Ayn. Yani görünen suretler. Bu gözle görülen bir suret değil. Akli görünen. Ama nasıl zihinlerle yahut da duyuların bilgisiyle görünen değil. Bu külli olan. Allah'ın indinde, Allah'ın ilmindeki varlıklar diyor. Allah önce kendinde bildi dediği bu alem işte. Allah kendinde bildi, evrenseller demek, tümeller demek. Kendini bildi. Peki, ceberut aleminde bunların suretleri var. Yani bunlar insanda nerede? İnsanda evrenseller varlık olarak bütünlüklü. Esma-ül Hüsna'lara çalışıyorum. Ama hemen Esma-ül Hüsna'lar yeryüzünde Esma-ül Hüsna'yı bana varlık olarak göster. Gösteremeyiz. Kendisini kendisi olarak gösteren. Yani şey gibi daha kolay anlaşılsın diye. Enerji diyelim. Hareket, dinamiz. Hay yani diri. Göster, gösteremez. Ama onun fiilleriyle, o hareketiyle ne yapıyorsun? Kendisi bir kuvve. Fiili var. Fiili varsa o kuvvedir.
Fiil yoksa kuvve bile değildir. Bil fiil olacak ki bil kuvve olduğunu. Yani potansiyelini aktüelinden biliyorum. Tamam mı? Bunlar başa dert konular. Bildin. Nasıl bildin? Enerjiyi, ışık enerjisi, ısı enerjisi, görüntü enerjisi, barajlarda potansiyel enerji, tellerde şehre gelirken kinetik enerji. Bak, enerjinin görüntüye, fenomene çıkışına biz tanıklık ediyoruz. Ama enerji olarak enerjiyi göremiyoruz. Bunu daha güzel de anlatabiliriz. Konuyu biraz açayım çünkü varlığı bilmek adına sezgisini yaratmak için. Yoksa varlığın kendisini yani Kur'an anlatıyor. Oradan yola çıkacağız. Ona bir hazırlık yapıyoruz. Nedir? Hareket var. Hareketin kendisi saniyede 300 bin kilometreye ulaştığında ışık ortaya çıkıyor. Işık var da o hareket etmiyor. Hareketin kendisiyle belli bir seviyeye geldiğinde bir fiil, o kuvve görüntüye, fenomene çıkıyor. Buralar dert. Buralara, evet, çünkü evvelden bunları anlatmak zordu. Niye? Artık zahiren bilgi bunları bize veriyor. Tamam mı? Peki. Şimdi toparlıyorum. Varlığın zorunlu. Zorunlu varlık neymiş? Hareketin kendisi. Ama bütün bu fenomenlerin içinde, görüntülerin içinde değişen, dönüşen bu görüntülerin içindeki sabite ne? Çünkü yani sabite diyor. Sabite ne? Burası başka bir dert. Burayı da açmak lazım. Efendim, istersen bunu fizikten örnekleyelim. Çünkü tek sabite vardı. Hareketin bir sabitesi saniyede 300 bin kilometre hızla ışık olarak görülüyordu. Ona nur diyor. O nurun kıyafetlere bürünmesi işte bunları oluşturuyor. Kesifleşiyor. Ama kendi içindeki varlıkların hızlarını biz bilmiyoruz. Biliyoruz da bilmiyoruz. Bu bizim bilgisizliğimiz. Şimdi gelelim şuna. Sabite ile ulu, yani varlık, yani sabitenin bir esmaya bakan yüzü dedik. O esmaların suretleri varmış. Bir de bu ayanı sabitelerin alt aleme bakan açılımı var. Mümkünatlar. Mümkünatlarda varlık yokluk konusu konuşulabilir. Varlıkta yokluk diye bir şey konuşamazsın. O sende yokluk olarak görülür ama mümkünatlar açısından varlık yokluk. Neden? Mümkünat şu demek, imkanat. Yani olabilir de olmayabilir de. Ne demek? Sen bunu bilemeyebilirsin ama bu Allah indinde bir varlıktır. O varlıktır. Senin için yokluktur. Ona feyzini, ışımasını, şuasını, şuanını verdiği zaman o kendindeki ilme göre şekillenir. Ondaki yaratma, ayani sabitelerin mümkünatlar olarak bu alemdeki varlığı, varlık feyz ve bereket veriyor. Neyle? Nuruyla. Kendindeki ilminin suretleri, yani ayani sabiteler. İnsan da ayani sabitelerin suretleri dediği insan da imgeleri. Düşüncenin önce imgesi. Şöyle örnek verelim. Sibel Hanım bana içeriden bir bardak su getirin dediğimde, tamam mı? Yani bardağı imgesi olmazsa,
mutfaktan bardağı alıp içine suyu koyup getiremezsiniz. Bardak esması, bardak esmasının imgesi ve suyun getirilmesi ne oldu? Bak, esma, ayağını sabitenin sureti ve onun sonuçta iş görmesi. Yani bütün o süreçleri biz burada tamam bak, esmanın imgesi, imgeye bağlı olarak da fiilin gerçekleşmesi. Yani zatı, sıfatı, fiili gerçekleşmiş oluyor. Muhittin Arabi buradaki sıfat kavramının yerine nispet ve izafeti koyar. Çünkü hareket olduğu için vasıflanmış olan varlık o an öyle gözükse de onun ilişkisinde, o ilişkiler yapısı içinde sabiteler vardır. Yani iki nesne arasında ilişki değil. O nesnelerin ilişkisi arasında bir sabite var. Burası da başka bir dert. Evet hocam. Buna bir örnek verelim mi? Bu da basit. Fizikten anlatmazsak bu metafizik laflar hurafe olarak kalır. Şimdi üstadımdan dinledim. Çok güzel bir örnek. Onun da izniyle bunu anlatmakla mükellefim. Nedir? Bir ipi al dedi bana anlatırken. Duvara çak. Tamam. İpi salla. Dönüyor. İpin bir dalga boyu var mı? Var. Salladıkça bir de yüksekliği var mı? Var. Sallama bir titreşim. Dalga boyuyla yükseklik arasındaki bağ titreşimin kendisini veriyorsa, ne kadar titreştirirsem dalga boyu kısalır, yükseklik yükselir. Bunlar arasında sürekli oran değişiyor. Hatta o kadar çok sallarım ki çekilir, neredeyse duvara yapışırım. Dalga boyu minimize olurken yükseklik maksimize olur. Bunlar arasındaki oranlar sabittir. Halbuki boy ve yükseklik meselesi değil. Burada eğmeyi konuşuyoruz. Bir pozisyonu durdurmuyoruz. Her koşul altında bir oran var. Oran hep aynı. Onun için Muhittin Arabi 13. yüzyılda nispetleri, oranları fiillerin kendisine bağlı olarak. Hep fiilde fiil, fiilde fiil. Fiil yoksa yani sabiteler anlaşılamaz, görülemez. Peki bu ayağını sabiteler Esma-i Hüsna'ya bağlıyor. Bak sıfatta da zatının ilmindeki varlığa bağlıyor. Eğer o esmalar çünkü kamil ve yetkin varlıklardır. Hep ona göre yapacaksın. Ben efendim varoluşa göre yaparsam Sibel'in nefsine göre, Mehmet'in nefsine göre. Hayır, Hakk'a bağlı olarak herkese muamele etmek. Nispet bu demek. Hak esastır. İster devlet yönet, ister toplum yönet, ister aile yönet, istersen kendini yönet, istersen hayvanları, çevreyi, kültürü, neyi yönetirsen yönet. Ama hak üzerinden yönet. Nefsine göre ben böyle düşündüm, sen, benim canım böyle istedi, aile bana tabi. Hayır, öyle bir şey yok. Hakkın ilkeleri. Nereden bileceğim hakkın ilkelerini? Halbuki Rab esması, has esma dediğimiz bir niteliğin özelliğine göre varlık. Kur'an'da hep Rabbine göre, Rabbine göre. Tamam. Rab esma olursa, has esma olursa o has esma Rabbül Erbab olarak Allah'a bağlanır. Şimdi Allah öyle bir kavram ki esmaların birbiriyle zorunlu olarak ilişkisi hem bağımsızdır
hem de her esma zata işarettir. Yani ne yaparsan yap, hangi esmaya yönelirsen yönel, o seni zatına götürür. Burası kilit nokta. Uluhiyet dediğimiz bu. Yani sana şunu diyor. Esmaların her birinin özel Rab'lık, çünkü rabıtayı o esma üzerinden, ilim dünyası ilim esması üzerinden ilişkiyi kuruyor, düzeni kuruyor efendim. Onu yükseltiyor, onun altında her şeyi inşa ediyor. Felsefeciler hikmet üzerinden, aşıklar tasvir, müsavvir üzerinden, latif esması üzerinden. Ama sadece orada kalırsın. Birbiriyle ilişkisi var. Latif esması üzerinden onun ilmine, onun hikmetine yönelebilir. Niye? O nitelik var onda. İradeyi kime verdiğine bakacaksın. Burada belirleyici olan iradenin nereye iliştiğidir. Yoksa Rabbini bilirsin, nefsini de bilirsin. Ama o nefsin üzerinden ilişkilerin bağını kurduğun zaman onlar arasındaki ilişki de hak sabittir. Allah ilişkiler bütünlüğünde bilinebilir. Ne diyor? İki kişi varsa üçüncüsü Allah'tır. Dört kişi varsa. Yani her bir esma arasındaki ilişkiyi hak üzerinden bilmek, onun esmaları üzerinden arındığın işi inşa edersen, bak burada Üzeyir peygamberle ilgili bir bölüm var. Oraya gelince tabii bunu işleyeceğiz. Bu üç tane kavram var. Onu açmak isterim. Yani hakkın mutlak yönüyle halkın çokluk yönü arasındaki ilişkiyi iyi anlamak lazım. Nedir? Yani varlık hakkın, yani Allah'ın hak yönünü bilirim, halk yönünü bilmem dersen, o zaman havada kalan bir Allah olur. Yani ne demek? Merbup diyorsun. Merbup Rab. Rabbe muhatap olan bir merbup yoksa Rab da yok. İlah. Karşısında o ilaha ibadet eden, ona yönelen, tapan yoksa, yani melih yoksa ilah da yok. Merzuk diyor, rızık, rızıklanan. Yani rızkı talep etmiyorsa o zaman rızık veren de yok. Yani burada bir diyalektik var. Olmazsa olmaz, biri olmazsa diğeri olmaz. Hocam, o zaman başta bir sorumuz vardı ya, alemi yaratması zorunluluk mu oluyor buradan böyle? Mecburen. Mecbur yaratıyor. Çünkü ayağını sabiteler birer kabiliyet. Bu kabiliyetlerin, bunlar edilgen, etken olan Allah bereketini, feyzini verdi. Farklılık oradan çıkıyor. İstidat, yani eğilim, zatî eğilimi adamın ilim, zatî eğilimi hikmet, zatî eğilimi rızk, zatî eğilimi müsavvir. Farklılık buradan çıkıyor. Hani daha önce anlattık ya, sürahideki su ahattı. Değişik bardak tiplerine aynı suyu koyuyorsun. Her biri vahit oluyor. İçi ahat, dışı vahit. Daha doğrusu dışı farklılığıyla beraber ahadiyeti vahit oluyor. Vahitte ahat var ama çoğalıyor. Ahatın çoğalmışlığı farklı kabiliyetler olarak ortaya çıkıyor. Surete biniyor. Ve insan öyle bir varlık. Gaye ve niyet varlığı. Gaye ve niyet varlığı onun kabiliyetini farklılaştırıyor. Çocuğuna soruyorsun ne olacaksın? Doktor olacağım, öyle ki mühendis olacağım. Hepsi aynı insan. Biri doktor oluyor, biri mühendis oluyor. Öteki de efendim ne oluyor diyelim, sanatçı oluyor. Hepsi aynı varlık. Hakkın
varlıklardaki istidada göre şekillenmesine insan diyor Muhittin Arabi. Tek taraflı aldı mıydı? Ha peki bu insan Tanrı mı? Hayır değil. Tanrı'nın hizmetkarı. O istidadın hizmetkarı. Tanrı'ya onun hizmetini vererek Tanrı'ya ulaşabiliyor. Hizmetkar, o esmanın hizmetkarı olabilirsin. Tanrı bütünlüklü varlıktır. Ama esmalar onların kabiliyetleri olduğu için ne yapıyor? O bütünlüğü takyit, sınırlama yapıyor. Daha başa gidelim. Sohbetin belki de 5 ay önceki olayı. Muhittin Arabi'nin sözü. Bütün itikatler, bütün inançlar benimdir, yok saymam. Ama hiçbirine takılıp kalmam. İtikatlerin hiçbirini reddetmiyor. Hiçbir dini inkar etmiyor. Her şeyde hak var diyor. Ama bunlara takılıp kalmam. Niye? Bütünlük değil ki. Bütünlük esas insanı cezbeden, çeken o. Peki insan bütün fiillerini yaptığında bütünlüğe ulaşır mı? Takdiri Allah yani. Gayret senden takdir. En kamil varlık bile Allah olamamış. Olamaz da. O zaman Muhittin Arabi'nin eserlerinde yaptığı vurguyu çok önemserim. Anlatır anlatır, ciltler dolusu anlatır anlatır, sonunda şunudur. Doğrusunu Allah bilir. Haddini bileceksin. Doğrusunu Allah bilir. Ucu açık. Bundan sonra bu devam eder kardeş. Öyle bir şey yok. Ben bildim, her şey bitti. Öyle insanımız var. Evet, öyle bir şey yok ki. Doğrusunu Allah bilir, ucu açık. Devam edecek. Özgürlük, kavgasını yaptım, kazandım, özgürlük de bitti. Hayır, özgürlük bitmez. Nasıl bitsin? Özgürlük Allah'a ait, seni özgür kılıyor onun üzerinden. Senden sonra gelecek olanlar hala o özgürlük ilkesinin üzerinden özgür olacak. Senin haddine mi düşmüş? Özgürlüğü ben tüketeceğim. Bu bugünkü modern insana da bir mesaj olsun. Ben özgürlüğü yerine getiririm. Abi nasibin kadar bu devre dönük isteklere göre, prensiplere bağlı olarak, başkasının rızasını alarak, haklarını yok saymayarak kendi varoluşunu gerçekleştirmen bir özgürlükse bunun mücadelesini verebilirsin. Ama daha ötesi özgürlük alanları genişleyecek. Özgürlük ilkesi yok olmaz. Özgürlük alanları genişler, değişir, dönüşür. Ama ilke olarak yok olmaz. Bunlar Allah'ın şeriatıdır. Esma-ül Hüsna'lar zorunlu varlıklardır. Yok, adaleti kaldır, toplum yok olur. İtidali kaldır, birey yok olur. Kaldıramazsın. Tüketemezsin. Kana kana içersin, bereket olur. Sen de devrinin nesi olursun? Yetkin varlığı olursun. Hizmet verirsin. Tek yapacağın şey yetkinliğini istemek hizmet içindir. Hizmeti kaldır. Ne oldu? Yetkinleşemedin demektir. Yetkinleşmenin tek ölçüsü hizmet vermektir. Kendimi gerçekleştirdim. Gerçekleştirdin de karşındaki ne olacak? Hizmet şart. Efendim bu konu çok güzel dağıldı ama iyi de toparlandı gibi. Bilmiyorum yani çünkü Ali esması hak açısından yücelik. Ha şu vurguyu yapalım. Çok önemli tabii bu da. Esma-ül Hüsna'lar arındım. Ayağını sabiteler. Çünkü ayağını sabitelerin bir yüzü Esma-ül Hüsna isimler, bir yüzü de mümkünatlar dedik. Mümkünatlar, imkanatlar. Yani zamana ve mekana, varoluşa gelecek olanlar. Ama
Ayağını sabit eder, yeryüzünde kokusu yoktur. Gösteremezsin. Ama hep vardır. Nerede var? Varlık düzeyi farklı. Peki duyularımdan aranınca ben bunları bulabilir miyim? Hayır, bulamazsın. Ama bulmana, bulduğun zaman temiz kap gelir, sana feyze akar. Buralar soru işareti. Onun için vahye muhtaç. Yoksa yaşadığın dünyayla edindiğin bilgiler, bilimi alır başına götürür. Ama kamil ve yetkin varlığı ben arandım, bulacağım. Aranırsın, bulmaya da hizmet eder ama o varlıklar öyle baştan sana hazır olarak bildirilmiştir. Allah katında ilmi vardır ama senin tabiatında onu bulmaya ve aramaya yetisi, melekeleri vardır. Bunlar başka bir alemdir. O aleme ulaşmak, arınmak şarttır. Ama yeter mi? Yetmez. Ne yapmak lazım? Allah buna şey diyor. Burası çok güzel. Allah'ın inayeti diyor İsa. Yani ihsan. Bak, her şeyi yaparsın, edersin, sana vermiş. Ama ihsan etmek Allah'a kalmış diyor. İşte şite ihsan etti. İhsanı, yani bu zati esmaları verdi. İhsan, hüsn, Esma-i Hüsna, güzellik. Sen istersin istersin, unuttun bir anda verir. İstedin diye de vermeyebilir. Buralar soru işareti, buralar beni aşar. Ama bu, çünkü İslam'ın mertebeleri var dedik ya, konuştuk. İslam, iman, ihsan. Bir de bunlar arasında ikan, yani yakınlık. Tabii bu ihsanın açıldığı beyan da var. Dinin beş mertebesi, biz daha ziyade bunu İslam, iman, ikan ve ihsan olarak açıyoruz. İhsan güzellik, güzellik esmasının açıldığı. Ben şunu yaptım, Allah bana bunu verir. Abi vermez, öyle bir şey yok, ne denir? Kesin anlaşma gibi. Yani ben devlet memuruyum, buraya kadar yükseldim, sen bana vermek zorundasın. Bu bir lütuftur. Bakalım senin benim, belki de menfaatimize uygun olarak şu an vermeyebilir. O varlığın böyle bir bütünselliği var. Yani ben istedim, o da verir. Tamam, iste de, lütfederse, lütuftur. Lütuf. Yani bu lütuf konusu, ihsan konusu daha şeydir bizim için. Sığınıyoruz sadece, dua ediyoruz. Bütün esmalar dileklerdir, isteklerdir. Ona yöneliyoruz. Diliyoruz sadece. Verir vermez. Ama umudumuzu kesmiyoruz. Umut şart, niyet şart, fiil şart. Sen diyor, son dakikaya kadar bu ihsanı sana verir, ölümüne kadar bu esmaları iste. Efendim, İslam'da bunun en güzel işaretini ben şeyde görüyorum. Hasan ve Hüseyin ismi. Hazreti Peygamber'e bu torun, çünkü evlatları onun fiilleri, torunları da öyle. O fiillere bakacağız. Hüseyin küçük güzellik olarak aşkı temsil eder. Ama büyük güzellik olarak da Hasan hikmeti temsil eder. O zaman hikmetimize ve aşkımıza dört elle varlığımız olacak. O olduğu zaman ihsan kapısı açılır diye umut ediyorum. Doğrusunu Allah bilir diyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam.
emretti şol fenaya resmi Adem damladı. Adem için Beytül Hak'tan Abu Zemzem damladı. Veled-i sırrı ehbi için mayasın zayi eyledi. Ol sebepten iyiden kem, kemden iyi damladı.